Adana'da kazanan Galatasaray 3-0'lık skor, maç fazlasıyla derbi öncesi yarın akşam oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi 34. haftada 7 puanlık farkı yakaladı bir maç fazlasıyla. Deplasmanda senaryo değişmedi. Alanya'da olduğu gibi sıkıntılı ilk yarı ama ikinci yarıda farka giden bir Galatasaray ki devre arasında bu yorumu, bu hatırlatmayı sevgili hocamız yapmıştı. Hakikaten değerlendirmesi, yorumlaması son yılların en zor takımlarından biri değil mi hocam? Neler söyleyeceksiniz 90 dakikanın ardından? Benim oyunculuk, kısa dönem teknik direktörlük ama uzun yıllarda yorumculuk yıllarımda hiç abartısız söylüyorum. Yorumlanması aslında skora baktığın zaman, puanlara baktığımız zaman, avaraja baktığımız zaman yani şu anda ben Uganda'da yaşayan bir adam olsam, internete girsem baksam bu takım yani süpürüyor. De devre arası şunu diyebiliyor musun? Bu maç 3 yıl. 3 aydır. Galatasaray bugün farklı kazanır diyebiliyor muyuz? Demiyoruz ilk yarı izlediğimiz zaman. Kasımpaşa maçından gelirim. Dönerim Alanya deplasmanına aynı şekilde. 0-0 bitti. O yüzden böyle yani çok temkinli gitmek lazım Galatasaray konuşurken. Çünkü tabii ki Okan hocamıza bizim saygımız sonsuz. Bütün teknik direktörlere saygımız sonsuz. Ama özellikle geçen hafta cuma akşamını beklemem lazım dedim. Hatırlıyor musun? Evet. Şampiyon falan mevzular için. Adana'yı görelim. Şimdi Galatasaray niye zor? Okan Hoca'nın tabii ki büyük bir şeyi var, desteği var. Bence öncelikle taktiksel, fizikselden kadar yönetme olarak hatırlarsan devresinde bir istişare ettik seninle yayında. Acaba Hakim Ziyech'i çıkarır mı, çıkarmaz, kimi çıkarır çıkarmaz. Yapmaz çünkü Hakim Ziyech'i o da görüyor sallandığını. Ama diyor ki böyle bir çakar diyor. Hemen geçen haftaki rahmetli Metin Türel'in teknik direktörlük hikayesini tekrar anlatayım izlemeyenler için. Akademisyen arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. En son Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan'a gittiğim zaman pırıl pırıl gençler var. Hakikaten de sadece büyük oyunculuk yetmediğini, Arda da büyük oyuncuydu, görebiliyoruz. Metin Türel de rahmetli hep bunu söylerdi. Bilimsel çalıştı. Ama diyordu hacı var ya diyordu, bir çakıyordu kırttan. O bilgisayarı falan gitti diyordu. Şimdi bugün bunun taktik de teknik de yok. Pendik maçında oyundan çıkıyordu. İlk yarıdaki Pendik standında. Ben de hastanedeydim o gün. Böyle yarım yamalak izliyorum. Gelememiştim aslında biliyorsun. Abi ben çıkarak bir tane çaktı. 2-0 oldu hadi güle güle. 1-0 zorlanıyor Galatasaray falan. Hatırlıyor musun? Evet. İlk yarı 2-0. Bir de geçenlerde Alanya'da oyuna girdi. Bir tane çaktı. Hadi 2 oldu gitti. Bugün de işte ilginçtir. 45'lerde falan yayın orada bir top aldı. Sonradan izliyorum Klerkas çekiminde. Yani bir mermi vurmuş. Demirspor oyuncu tıklıyor kornere gidiyor. Hatırladın mı? Evet yukarı yükseldi. Onu. Kornere gitti. Evet. Kornere giden. Onun üzüntüsünden Allah Allah dedim. Kötü vur zannettim. Ama baktım ki hakikaten de. Şimdi bu vuruşta çizgide gördüğüm en iyi kalecilerden bir tanesi. Çizgi kalecisi olarak. Şahruddin. Ama hem solak olacaksınız hem de bu taraftan yakın köşeye böyle sert vuracaksınız. Çıkarabilir mi? Çıkarabilir ama sürpriz vuruşlar yapıyor. Yani bazı gazetelerin çok zordur bulmacaları biliyorsun. Değil mi? Uğraşır durursun. Vuran ya bulmaca gibi. Vuracak mı? İyi mi vuracak? Kötü mü vuracak? Kesecek mi? Pat diye vuruyor hadi güle güle. Şimdi 4-4-2-5-3-5-2 falan filan bitti. Rakibin işte Hikmet Hoca'nın şöyle yaparlarsa böyle olur. Doğru, iyi de çalışmışsın. Geçişli oyunları yapacaksın. O da doğru. Da işte bir tane arkadaş işte o yüzden devrede çıkarmaz. Ben buna güveniyorum diye. Aslında ben gerçekten çok merak ediyorum. Geçen bizim Esat'la da muhabbettik. Okan Hoca ile çok sık görüştüğü için. Okan Hoca ile bu yoğunluğundan dolayı pek görüşemedik. Merak ediyorum. Yani diyeceğim antrenmanlarda. Ya böyle fizik çalışması yapıyorlar mı diye bakacağım. Aslında Rıdvan Dilmen sen ne anlatıyorsun diyebilirler. Gerçekten bu yıl çok kalbur üstü oyuncuları bazen oyundan çok oyuncunun ön plana çıktığını son aylarda görüyorum. Ama burada hiç kimse de yanlış anlamasın. Teknik direktörü eleştiri anlamında söylemiyorum. Bu oyuncuları 45'te çıkarmamak, 70'te çıkarmak. Bunlar hep dengedir. Kolay değil bu oyuncular. Girerken mutsuz, çıkarken mutsuz tipli oyuncularla oynuyorsun. Şimdi Icardi'yi çıkarsan bir türlü, çıkarmasan bir türlü. Çıkarmıyorsun, ödüllendiriliyor. Fakat
her şeye rağmen oyuncu grubu üzerinden gitmek çok doğru olmaz. Hem teknik adam hem de yönetime saygısızlık olur. Fakat şunu söyleyeyim. Biliyorsun bizim kulübümüzde Alexis de Souza'nın, Lefter abinin, şimdi Eda kardeşimizin de bir heykeli falan dikiliyor. Ben de çok önemli bir oyuncuyum. Yani bu Galatasaray tabii ki Allah rahmet etsin. Benim tanışma onuruna sahip oldum. Futbolcum gibi Metin Oktay'la tanıştım ben. Hakikaten bu Mustera var ya. 2011'de gelmiş. Ben böyle bir şey görüyorum. Bir takımın bu şampiyonlukların %60'ını Mustera'ya yazarsan ne diyebilirsin? Diyebilir misin bir şey? Bakalım. İlk yarıda bu oyun tek başına. 6 lig şampiyonluğu bu sene daha bilmiyoruz. Şimdi bir de hani geçenlerde 4 tane Galatasaraylı gençleri sözleşme yaptı. Orada bir kişi eksikti. Bak ben eksiğim hocam diyor. Bak Erdem Bey, Dursun Bey. Bak Okan Hoca ben eksiğim diyor. Kim diyor? Mertens diyor. Bak benim sözleşmemiz efendi bir sene uzatın. Yarın bir antrenörlük gerekirse yaparım ama ben oynamak istiyorum diye demeç verdi zaten. Evet. Ben muhtemelen bu hafta Mertens'in bir sene daha uzatacaklarını düşünüyorum. Hak ediyor da. Maçın 80. dakikası Barış sağdan gitti. Kaan bindirdi falan. Topu kaybettiler ceza sahası Adana Demirspor'u. Ya dedim ki Mehdi'ye. Bak dedim izlemeye başladım. O da ceza sahası yayın üzerinde Adana Demirspor yarı sahasında 2-0 maç. Orta saha oyundan düştü diye forvet oyuncuları. Bir koşmaya başladı geriye. Bir çaba sarf ediyor. Kare kare ancak şey diye kalabildik tabii telefonda. Kendi versene zaman. Mehdi. Fakat şöyle söyleyeyim. Rakip ceza sahası yayın oradan başladı. Kendi ceza sahasına kadar arkadaşlarını koyabilirsen. Geliyor hocam. Rica edeceğim. Bak şurada aferin Mehdi. Bu daha döndüydü. Kaybettiler ya bak. Evet. Devam et kare kare. Çıkıyor. Şimdi bir oyuncunun değeri son verdiği asist, kahveciye bakıyorum, ocakçıya atıyorum pası değil. Yani böyle giderken verdi ya o yetenekli. Onu şimdi de mesela 60 yaşında da yaparsın hani o ortamda. Hı-hı. Ama bir oyuncu bir özverisi 2-0 iken devam ediyor koşusuna. Bakın eksik yakalandı benim arkadaşlarım. Önde kaldılar diyor. Bak sol önde bir oyuncusu var. Torreira'nın da önüne geçmiş. Bak nerede görüyor musun arkadaşlar? Bu karşılığı bunun karakterdir. 36 yaşında. Yok anlatacağım. 75 yaşında iki oyuncudan bahsediyorum. Birisi Mertens. İkisinin 75 yaşındalar. Toplam. Evet 75 yaşında iki tane oyuncudan bahsediyorum. Mustera Mertens. Mustera 86 doğumlu. Seninle o konularda anlaşamıyoruz. 16 Haziran'da doğmuş baktım. 38'i bitiriyor. 40'lar elinden gün alıyor 39'dan. Ya, Haziran. Diğer bu arkadaş da 87 doğumlu. Benim Erdem bir yaş büyük 88'de. Bu 87 doğumlu, Mayıs doğumlu. 37 bitiyor. Bitecek. 38'den gün alıyor. İnanılmaz. Ben şu anda gün almalarından önce 75 sene yaşamış bu arkadaşlar. Allah daha uzun ömürler versin. Amin. Bu gerçekten değerli bir şey. Futbol açısından çok önemli. Kesinlikle bir maçın. Şimdi Muslera'da 0-0 başlıyor maç. Oturdum kulübeye. Bir bakıyorsun şunu diye bir antrenör. Hayır. Ya biraz önce santr olmadı mı dersin? Daha oturuyorsun ya buraya bak baktın 28 saniye çıkar topu müthiş bir topu çıkardı 0-0 seni tuttu mu geriye düşürmedi seni devam ediyor oyun 1-0 öne geçiyorsun bak şunu çıkardı mı evet. Maçın başı 28 saniye 0-0 iken ne oldu daha birinci dakika ikinci kez santra yapılıyor maçta bu arada bunu çıkarınca da şunu da alıyorsun ya bir dakika ya. Demek ki savunma arkasında bir sıkıntı yaşayabiliriz diyorsun. Bu tehdidi de golsüz geçiriyorsun. Sonra 1-0 oluyor. Bence Galatasaray son derece hatalı bir şekilde oyununa devam ediyor 1-0'ken. Ta ki 61. dakikada onu da anlatacağım parantez açıp. İki tane karşı karşıya kalıyor 1-0'ken. Bak 0-0'ken seni bir kere demoralize etmiyor. Bir de 1-0'dan 1-1'e yakalanmak da kötü tabii. Tabii. Demoralize olursun. Rakip ne olur? Full stat coşkusu artar. İki tane de karşı karşıya çıkardı. Mendoza ile Barassi. Birisi çaprazdan karşı karşıya. Hatta iki tane karşı çaprazdan. Evet, bir doğru. De merkezden karşı karşıya çıkardı. Bak şunu. Evet bir hata oldu hatta orada. Demirbay galiba. Şimdi sen 1-1 olmadı değil mi? Evet yine tuttu. Bundan sonra ne oldu biliyor musun? 61. dakika. Bu Kerem Demirbay ile Ziyech. Uyanık tabii. Bir dakika ya biz nereye gidiyoruz aileci dedi ya. Bir dakika sakin olun dedi. Orta sahada 2-3 tane şöyle... Üçgen kurdular. Torreira, Ziyech. Bu
Yapması gereken aslında bu.